İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan heyeti Yerebulur adlı askeri panteonu ziyaret etti. Artsakh'ın Kolatak köyü sakinleri anavatanında kararlı bir şekilde yaşıyor. Mardagert'teki bir nolu ortaokulun inşaat çalışmaları devam ediyor. Cavak'ta köye yardım adlı program devam ediyor. Moskova, Ukrayna'nın tarafsız statüsünü Kiev ile görüşmeye hazır. Dünyanın ilk mağara kilisesi Batı Ermenistan'ın Kilikya topraklarında bulunuyor. Batı Ermenistan'da kültür, vişap, ejderha taşları. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan başkanlığındaki Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyeti, şanlı Ermeni generalin 157. doğum günü vesilesiyle General Antranik Ozanyan'ı anmak için Yerebulur adlı askeri panteonu ziyaret etti. Konuklar arasında Şuşi'den sınır dışı edilen yurttaşlar da yer alıyordu. Yerebulur ziyareti kapsamında doğum günü vesilesiyle komutanın mezarına çelenk bırakıldı ve ardından Asala'nın şehit savaşçılarının anısına saygı duruşunda bulunuldu. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, generalin anısına yaptığı konuşmada Antranik'in Ermeni ulusal kurtuluş mücadelesindeki rolünün önemine ve Ermeni özgürlük savaşçılarının mücadeleci ruhunda silinmez vatansever izine özellikle değindi. Bu ruh sonraki tüm özgürlük mücadelelerinde onlara yol gösterdi. Antranik Paşa, sen çok yaşa. Batı Ermenistanlılar seni unutturmayacak. Artsakh'ın Mardagert bölgesinin Kolatak köyü muhtarı Seyran Avanesyan yaptığı açıklamada köy sakinleri kendi topraklarında yaşıyor ve yaratıyor dedi. Muhtar Avanesyan'a göre köylülerin ana uğraşısı tarım ve hayvancılık. Kolatak köyü muhtarı köyde 345 kişi yaşıyor. Savaştan sonra ücretsiz konuttan 12 ev yeniledik ve onları yerinden edinmiş yurttaşlarımıza sağladık. Okulda 69 öğrenci vatansever bir ruhla eğitim görmekte ve yetiştirilmektedir. Burada bir köy merkezi, bir sağlık ocağı, bir düğün salonu vardır ifadesinde bulundu ve sorun olarak da köy içi yolların kötü durumunu gösterdi. Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanlığı Sözcüsü Marta Danielyan'ın açıklamasına göre Artsakh'ın Mardager şehrinde Vladimir Balayan'ın adını taşıyan bir nolu ortaokulun yeniden inşası sürüyor. Danielyan, binanın sağ tarafının yeniden inşası, pencerelerin montajı ve duvarların güçlendirilmesi tamamlandı. Bu aşamada binanın çatısı değiştiriliyor diye belirtti. Onun aktardığına göre inşaat işleri devlet bütçesinin yardımıyla yürütülüyor ve yüklenici kurum Comfort adlı bir şirket. Süreç Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Bu yıl Cavak'ta Devlet Köye Yardım adlı programı sürdürüyor. Halkalak Belediyesi'ne 922 bin Gürcistanlı arisi tahsis edildi. Mart ayından itibaren köylerde öncelikli çalışma seçimleri başlayacak. Halkalak Belediyesi şimdiden belediye ve Sakreburlu'nun işçi personelinden oluşan bir komisyon kurdu. Bu program çerçevesinde köylerde birçok farklı proje hayata geçirilecek. Geçen yıl öncelikli işler mini stadyumlar, oyun alanları, aydınlatma, hayvanlar için yüzme havuzları inşaatı, kırsal yolların asfaltlanmasıydı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilere verdiği demeçte Moskova'nın Ukrayna liderliğiyle ülkenin tarafsız statüsü ve topraklarında silah konuşlandırmayı reddetme konusunda müzakereye hazır olduğunu ifade etti. Bu bağlamda basın sözcüsü Peskov şöyle dedi. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Ukrayna'dan konseptüel kırmızı çizgi sorunlarını çözmesini beklediğimiz kendi vizyonunu formüle etti. Bu tarafsız bir statüdür, bu silah kullanmayı reddetmektir. Burada başka bir sorun da var. Ukrayna liderliği buna hazır mı acaba? UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dahil edilmesinin ardından restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılan dünyanın ilk mağara kilisesi ve Hristiyan ifadesinin ilk olarak kullanıldığı yer olarak bilinen Sur Pedros Kilisesi inanç turizmine önemli katkı sağlıyor. Batı Ermenistan'ın Hatay'da bulunan Sur Pedros Kilisesi yaklaşık 10 bin metrekare alan içerisinde yürüyüş yolları, oturma alanları, otopark, kafeterya ve danışma bürolarıyla cazibe turist merkezi olma özelliğini koruyor.
Milattan sonra 30'lu yıllarda Hazreti İsa'ya inananların gizlice toplandıkları kayalara oyulmuş mağaraya kurulu Surp Bedros Kilisesi, Vatikan'dan sonra 1963 yılında Hristiyanlığın haç yeri ilan edilmesiyle her yıl 29 Haziran'da haç görevini yerine getirmek isteyen Hristiyanlara ev sahipliği yapıyor. Ermeni platosunda Vişap ejderhalara tapınmaya adanmış çok sayıda antik taş anıt keşfedilmiştir. Bunlar tek parça taştan yapılmış ve genellikle su kaynaklarının, kanalların, barajların yakınlarına yerleştirilen Vişap yani ejderhalar olarak bilinmektedir. Bu taş anıtlarının tarım ve sulamaya destek olan ve suya tapınmayı kişiselleştiren tanrıların idolleri olduğuna inanılıyor. Vişap genellikle kanatlı bir yılan veya çeşitli hayvan unsurlarının bir kombinasyonu ile tafsir edilir. Ejderha suretinde cennetin ve dünyanın iç içe geçtiği üst kuşlar ve alt yılan zıt dünyaların olduğu varsayılmaktadır. Vişap'a daha önce su, yağmur ve zenginlik veren bir ruh olarak tapılırdı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ani adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hazar Parov adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.